Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri, hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar sizlerleyiz. Kıymetli izleyenler, Amerika Türkiye sınırına askerleriyle beraber girdi. Amerika Türkiye sınırındaki Kamışlı'ya 3. üssünü açtı. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi Amerika güçlerinin Türkiye sınırındaki Kamışlı'da 3. askeri üssünü de kurduğunu belirtti. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi Amerikan güçlerinin 3. üssünü Kamışlı'nın 3 kilometre güneybatısındaki Nakara köyüne kurduğunu öne sürdü. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi diğer iki üsten birinin Kamışlı'nın 4 kilometre güneybatısındaki Himo köyünde, diğerinin ise kentin 3 kilometre güneybatısındaki Kamışlı Havaalanı pistinin sonuna yakın Tel Faris köyünde olduğunu belirtti. Öte yandan Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, İran bağlantılı milislerin Amerikan öncülüğündeki uluslararası koalisyon tarafından hedef alınma korkusuyla Deir ez-Zor'daki El Ömer petrol sahasına bakan bölgelerde yeniden konuşlandığını bildirdi. Bununla birlikte dün sabah El Ömer petrol sahasındaki bir askeri üste duyurulan patlamaların uluslararası koalisyon güçlerinin düzenlendiği tatbikatlardan kaynaklandığına da dikkat çekildi. Değerli izleyenler, bildiğimiz gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan bundan bir ay öncesinde Cuma namazı çıkışında Suriye'ye yapılacak 5. harekatın sinyalini vermiş ve Suriye'de çok büyük bir harekat başlamıştı. Özgür Suriye Ordusu komutanlarından yapılan açıklamada Türkiye'nin Suriye'ye tekrar girmesi için bizler burada ellerimiz tetikte bekliyoruz açıklaması gelmişti. Özgür Suriye Ordusu'ndan bu açıklama gelirken Türkiye'nin karşısında olan İran devrim muhafızları, Esed rejimi, Amerikan güçleri, Rus paralı asker grubu Wagner'da Türkiye'ye karşı harekete geçti. Amerika boşalttığı üslere tekrar askerlerini gönderdi.